Sevgili boğa burçları, ay burcu boğa, yükselen burcu boğa olan arkadaşlarım, hepinize hayırlı bir hafta diliyorum. Şimdiden bayramlarınızı kutluyorum sevgili dostlarım. Biraz önce sevgili terazi burçlarının videolarını çektim. Bir cumadan bir cumaya Venüs gününde, yani Zöhre gününde sevgili boğa burçlarının yıldızlamesiyle karşınızdayım. Arkadaşlar, biraz evvel terazileri de söyledim. Ve çalışmalarım devam ediyor arkadaşlar. Bir Hafız Hanım'la çalışıyoruz. Vevk deyince aklınıza yani dualite gelmesin, iyi ve kötü gelmesin. Sadece vevk iyi bir olay için yapılır, iyilik için yapılır, aydınlık için yapılır. Kişinin doğum tarihini alıyoruz, anne adını alıyoruz. Vevk çalışmalarımızla onun doğum haritasındaki herhangi bir kilit noktası neredeyse onu hemen açıyoruz, aktif hale getiriyoruz. Kesinlikle içinde İslam astrolojisinin olduğu, numerolojinin olduğu, ebced hesabının olduğu çok kadim bir bilgidir vevk çalışması. Tütsüleniyor. Beraber çalıştığımız arkadaşla zikirler yapıyoruz. Kesinlikle boya abdesti almadan, namaz kılmadan vevk yapılmaz. Çünkü iyilik içindir. Biz yine aynı şekilde mutlaka iyi ve olumlu enerjileri kullanırız. Ve kötülükten kurtulmak için, her türlü büyüden kurtulmak için, kısmetsizliğin giderilmesi için vevk çalışmaları yapılabilir arkadaşlar. Bana ulaşabilirsiniz vevk çalışmaları için. Şimdi izninizle yıldıznameye geçmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnne amentü bir Rabbükün fesme'u kılet hulü cennet. Kale ya leyte kami yalemun bima gafere li rabbi ve cealani minel mükremin. Haberiniz olsun ki ben Rabbinize iman getirdim. Gelin dinleyin beni. Ona denildi ki haydi gir cennete. O da ne olurdu kavmin bilselerdi. Rabbim beni bağışladığını ve beni kendilerine ikramda bulunan kullarından kıldığını, evet, arkasından ölümden sonra ise kavmim üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değildik. Ben Yasin suresi 25, 26, 27, 28 okudum arkadaşlar. Yasin suresi. Şimdi bilmediğiniz bir takım konular gündeme gelebilir. Bazı sırları öğrenme fırsatı yakalayacaksınız hayırlısıyla. Sessiz kalın ama sessizliğinizi bozmayın. Sırlar açığa çıkacak. Bundan şüpheniz olmaz. Arkadaşlar, dediğim gibi bazı sırların açığa çıkacağı bir dönemeç yaşayacaksınız. Ve siz dost kim, düşman kim, bunu ayırt edeceksiniz. O yüzden diyorum ki sevgili dostlarım, hiç merak etmeyin. Kendinize böyle çeki düzen verin. Biraz kontrol edin. Zihninizi kontrol edin. Hareketlerinizi kontrol edin. Ve hemen patlamayın. Sırlar daha da fazla açığa çıkacak. Bu hafta öyle bir hafta, devamı gelecek. Önümüzdeki haftalarda da bazı sırları öğrenmeye muvaffak olacaksınız. Bir ilişki bitmiş olabilir boğa burçları. Yeni bir ilişkiye başlamak üzeresiniz fakat içinizden gelmiyor. Bence içinizden gelmeyen hiçbir şeyi yapmayın. Bağlarınızın koptuğu birisiyle tekrar bir araya gelme ihtimaliniz var fakat ben diyorum ki eskide hayır yok. Ya yani sizin için yok. Bazıları fayda görüyor ama sizin için eskide bir hayır görmüyorum arkadaşlar. Yeni bir insanla devam edebilirsiniz hayatınıza. Bazı boğa burçları ani evlilik kararları alabilirler, aniden evlenebilirler ve evlilikleriyle ilgili varsa sıkıntıları giderebilirler. 5 enerjisi geldi. 5 gün, 5 hafta, 5 ay içerisinde kalbinizin ısınacağı birisiyle bir beraberlik kuracağınızı görüyorum. Eğer evliyseniz yine hamilelik olabilir arkadaşlar. Su gruplarıyla olan ilişkinizde ilerlemeler kaydedeceksiniz. Bazı sürtüşmeler olabilir. Boğa, yengeç, boğa, akrep, boğa, balık arasında ama bunlar çözülecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Çözülecek. Katı kuralları olan biri değilsiniz. Tamam, bazı inatçılıkları olabilir boğa burçların ama dediğim gibi merhametsiz değillerdir ve katı kuralları yoktur. Bir fırsat daha verebilirsin birilerine.
karşılıklı konuşmalar olacağını görüyorum. Konuşmalar çok hayır ve bereket içinde olacak. Bazılarınız iş yeri açılışı yapabilir arkadaşlar ya da yeni bir işe girişebilir. Haydi hayırlısı. Ben çok iyi görüyorum. İşe girebilirsiniz. İş başvurusu yapabilirsiniz. Gözleriniz aydın diyorum arkadaşlar. Tek bırakılmış olabilirsiniz ve sıkıntılı bir süreç yaşayabilirsiniz ama önemli bir destek olacak. Aileniz başta olmak üzere yakın dostlarınızdan destek göreceksiniz ve aslında bazı boğa burçları da bu sırlar açığa çıkıyor dedim ya. Hani düşman bildiğiniz, hani bana iyilik değil bu düşman dediğiniz kişinin dostluğuyla karşılaşabilirsiniz. Bakın bazı insanlar sizi mahcup edebilir. Yani ben hakkında kötü düşündüm ama kötü biri değilmiş dedirtebilir. İnşallah hep de böyle olsun arkadaşlar. Her zaman da iki yüzlülük ve düşmanlık değil. Bu hafta ya da önümüzdeki haftalarda bu tutulmalar size çok iyi geliyor sevgili boğa burçları. Zaten sizin burcunuzda tutulma yani iyi gelmemesi mümkün değil. Sırlar açığa çıkıyor dememin sebebi de 30 Nisan'da yarın olacak güneş tutulması burcunuzda ve yine 16'sında bir karşı burcunuzda ama akrep burcunda bir ay tutulması meydana gelecek 16 Mayıs'ta ama tabii karşılıklı etkileşim var. Siz yine tutulma 16 Mayıs Boğa burcundaki bir günde gerçekleştiği için içinizdeki potansiyel açığa çıkacak. Dört bir etraftan yüzünüzün güleceği bir dönemeçtesiniz. Pek çok boğa burcu önümüzdeki tutulmalarla beraber dört başı mamur bir hayat, güzel bir evlilik, evi olan, arabası olan birisiyle evlilik olabilir. Yine aynı şekilde parası olan birisiyle ortak iş çalışma ya da ne bileyim birisinin parası vardır sen zihnini koyarsın birisinin bilmem işi çok iyidir sen para koyarsın. Kısacası olay çok güzel bir ortaklık olaylarında güzellikler geliyor. Beraberliklerde güçlenmeler geliyor. Ortak ilişkiler çok iyi konumda olacak sevgili dostum. Aniden Koç burcu biri hayatına girebilir. Koçlara dikkat edin. Koçlarla ilgili bir anahtar görüyorum. Koçlarla beraber bir evlilik olabilir, ortaklık olabilir. Zaten koçtaşlarıma laf söyletmem. Boğa burcu, ben de Koç burcuyum. İnşallah ben de o Boğa burcu birisiyle ne bileyim bir ortaklık, bir beraberlik olur. Ne bileyim sürpriz bekliyorum arkadaşlar. Koç Boğa ekseninde böyle birbirlerine aslında açı göndermiyorlar ama genel olarak nedense Koç Boğa birliktelikleri güçlenecek. Hem arkadaşlıkta, hem duygusal anlamda, hem de ortaklık anlamında. Bazı boğa burçları aniden boğa burcu hanımlar aniden sürpriz hamileliklerle karşılaşabilirler. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hasret çektiğiniz birisine kavuşacaksınız. Kansızlığa dikkat edin. Omurga problemlerine dikkat edin. Omurga problemi verebilir. Kararsızlığa dikkat edin. Kararsız kalmayın. Karar verin. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Her zaman bilinen bir sözdür arkadaşlar. Kötü bile olsa o sizin kararınız olsun. Yanlış bile olsa o sizin kararınız olsun efendim. Şimdi zikrinizi veriyorum. Bir hafta boyunca ya cebbar zikrini çekeceksiniz. Ya cebbar zikrini çektiğinizde neler olacak? Bir kere hayatınıza bir ışık gelecek ve ilham gelecek. Tutup yani bir işi tuttunuz, başından tuttunuz, sonunu getirme fırsatınız olacak. Yarım bıraktığınız işler tamamlanacak. Tuttuğunuz her işte başarılı olacaksınız. Aynı vakitte cebbar zikrini çektiğinizde omurga problemleriniz, kemik problemleriniz gitmiş olacak. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Vev çalışmalarım devam ediyor. İsteyenler kısa bir süre düşünüp bir olayı çözmek istiyorlarsa, uzun süreli bir beraberlik istiyorlarsa, uzun süreli bir başarı istiyorlarsa web çalışmalarımı alabilirler, kabul edebilirler. Bu çalışmalar herkese çok faydalı olacak. Bundan emin olun sevgili dostlarım. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar ediyorum, web çalışmaları her zaman iyi olaylar içindir, iyi işler içindir, pozitif anlamda işlemlerdir.
Arkadaşlar görüşmek üzere diyorum. Önümüzdeki hafta hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın, dostça kalın efendim.